kaydıracak. Yine kaydırdıkça o bölgede talep artacak. Talep arttıkça fiyatlar yükselecek. Evet, bir yatırım daha duydunuz. O bölge çok değerli olacak. O bölge yani Ezic Premier'den Girne Amerikan Kavşağı hatta bir ilerisi o Karmiye dönen çemberin olduğu banda kadar hemen kısa sürede oranın çok değerli. Yani kısa süre derken 2-3 yıl içerisinde oralarda ciddi bir değer artışı bekliyoruz. Yaşanmasını bekliyoruz. Evet, şimdi insanlar uyanmamışken gidin yatırımınızı yapın. Uyandırmaya çalışıyoruz. O bölge güzel olacak. Yani zaten mantık bunlar Ülke Hanım. Yani çok bunlar böyle uzay bilimi falan değil yani. Bunlar çok mantıkla gelişen şeyler. Nüfus artıyor. Nüfus arttıkça bir yerlere ev yapılması gerekiyor. Merkezlerin yakınları daima gelişmeye açık. O bölgenin avantajı Lefkoşa'dan gidip gelmenin de çok kolay olduğundan Çok kolay. dolayı Lefkoşa'dan da talep çekmeye başladı ki başladı. Lefkoşa'dan da oraya talep var. O Evet. bölgenin yani kısa sürede değer artacağını göreceksiniz. Lefkoşa yerleşik insanların değişimine uğrayacak sanırım. Bakın ben Girne'nin. Lefkoşalıyım. Ben Lefkoşalıyım. Evet. Evim Girne Amerikan Üniversitesi'ne çok yakındır. Ofisim Dereboyun'da. Evimden çıkıp Dereboyun'daki ofisime girmem topu topu 18-19 dakikadır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani Hamitköy'e göre bilmem mi işte Haspolat'a göre hesapladığınızda Haspolat'tan Dereboyun'a gelmek daha uzun sürer. Evet. O taraflarda Evet. trafik var. Hatta Yenikent bölgesinden. Yenikent'ten bile trafik var hele sabahleyin. Feci trafik var. Tabii şimdi yeni yol Yani yapılıyor Yenikent'ten ama ben sizin kıymetli ekibinizle çıktığım zaman ev Estağfurullah. gösterdiler bize. Eşime söylerdim yani trafik çok fazla. Evet. Sabah çok zorlanacağız. Seviye okula götür. Bunu yani dikkate alalım ve sırf bu yüzden o tarafı tercih etmeme durumu söz konusu olmuştu. Düşünebiliyor musunuz? Trafik yüzünden. Yani merkez daima merkezdir. Evet, ben hep şey diyorum, kaymaklı istiyorum. Ben oralarda doğdum, büyüdüm. Oralar benimdir. Kaymaklı bölgesi. Evet. Bilmiyorum, kısmet. Bakacağız nereden alacağız. İnşallah ya Rabbi. Satmıyor bana Dengiz Bey. Ya satmıyorum. Madem sorarlar. Biraz daha sorsunlar. Bana ev satmıyor Dengiz Bey. Evet, size bir cephe aldık. Size Beni ev yok. Sizi evlendirmeyecekmiş. Böyle evlendirmeyeceğiz, kalmam iyiymiş. evet. İnşallah Evet. biz de ev sahibi olacağız. Olursunuz. Evet. Evet. Peki Remax'a gelelim birazcık da. Buyurun. Yatırımları yaptık. Arazileri aldık. Bir güzel. Remax nerelerde neler yaptı? Yenilikler var. Çünkü geçen hafta biraz bahsettik. Bu hafta Evet. gene bahsedelim. Eğer bizi izlemeyen izleyicilerimiz varsa geçen haftadan. Bu hafta tekrar edelim. Neler var önümüzde? Şimdi biz bu tabii stratejik olarak dediğim gibi bu şehirlerin bu şekilde gelişeceğini biz zaten bütün hesaplamalarımızı, bütün yönlendirmelerimizi, müşterilerimize yönlendirmelerimizi bunlara göre yapıyoruz. Yani bu stratejileri biz çok öncelerden oluşturup müşterilerimize lanse ediyoruz. Ona göre de yatırımcı müşterilerimiz, müteahhitlerimiz olsun, yatırımcı müşterilerimiz olsun buna göre yatırımlarını yönlendiriyorlar. Şimdi bu meyanda geçen defa bahsetmiştim. Lefkoşa merkezde bugün ilk kez reklamını çıktığımız, bugün ilk kez pazarlamasına başladığımız bir projemiz var. Bitmiş evlerimiz var. 2 artı 1 apartman dairelerimiz var. 45.500 sterlinden başlayan fiyatlarla toplam 13.500 peşinatla hemen teslim edebileceğimiz dairelerimiz var. Bunlar harikadır. Hem yerli vatandaşlarımıza hem TC kökenli vatandaşlarımıza kredibilitesi hazır. Banka finansmanı hazır. Sadece 13.500'e hemen evlere girebileceğiniz evlerimiz var. Bunların lansmanı bugün başlamıştır hayırlısıyla. Çok güzel bir proje. Şiddetle tavsiye ederim. Domuzcular Burnu, işte Kızılbaş bölgesi. Kızılbaş bölgesinde kesinlikle her yere yürüme mesafesi, arabaya bile ihtiyacınızın olmadığı. Biraz önce bahsettiğim mantıkta, şehir merkezi mantığında 39 tane dairemizi bugün satılığa çıkardık hayırlısıyla. Hayırlı uğurlu olsun Sağ olun, inşallah. sağ olun. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Bütün bu bahsettiğim bu yatırımsal özellikle kira getirisi düşünen veya işte merkeze yakın olmayı düşünen herkes için neredeyse arabaya bile sahip olmanızı gerek kalmayacak kadar merkezi bir lokasyondadır. Evet, çok yakın Şiddetle orası. tavsiye ederim. Size de Kaç tavsiye metre? ederim. Kaç metre karedir evler? 65 metrekaredir evler. Gayet Biraz ideal. yani 2 artı 1 daireler için oldukça büyük metrekarelerdir bunlar. Tabii ki daha büyük isteyen de olabilir ama merkezi lokasyon kira getirisi 300-350 sterlin eşyalandığında kira getirisi var. Bunun da yıllık %7,5'lara varan bir geri dönüşümü demektir. Kira getirisi demektir net olarak. Ki bankada tuttuğumuz para dediğim gibi bugün %3,5 %4'ler civarında yüzde bilemediniz 4,5 civarında bir para getirisi var. Banka getirisine göre iki misli
getir yıllık getirisi olan çok güzel bir yatırımdır. Bugün başladık. Buna benzer bir proje yine 2+1 dairelerimiz yine Girne Merkez'de. Onu da büyük ihtimalle önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Yalnız onlar off plan olacak. Proje üzerinden olacak. Onlar bunlar gibi bitmiş değildir. Proje üzerindendir. Yine düşük bir peşinatla girilebilecek. Aynı şekilde banka finansmanı kullanılabilecek. O da güzel bir proje. Ayrıca hep bahsettiğimiz Asenya konaklarımız, Anıttepe'nin en güzel tepesi, Lefkoşa'nın en güzel tepesi. Onların lansmanını önümüzdeki haftanın itibaren başlıyoruz. Yavaş yavaş sizin programlarınızla başladık. Evet. Onlar kaç metrekare dediler? Onlar büyük. Onlar 170-175 metrekareden başlıyor. 300-340 metrekarelere kadar giden villalar var orada. Triplex villalar var. Çok şahane manzaralara sahiptirler. Dolayısıyla onlar hakikaten görülmesi gereken çok şık, çok farklı olacak. Onlara Asenya konakları dedik. Resmen konak yani. Konak olacaklar. Hakikaten çok güzel, farklı bir mahalle olacak. Farklı kültüre sahip, farklı insan gruplarına hitap eden güzel bir yer olacak. Onu da tavsiye ederim. Fiyatları nedir onların? Fiyatları 125 bin sterlinden başlıyor onun. 125 bin sterlinden başlıyor. O büyük villalar tabii yukarılara gidiyor. Yani 200-220 bin sterlinlere varan fiyatlar olacak. Onun avantajı yalnız Ülke Hanım, içine satabileceğimizi düşündüğümüz her gayrimenkulünüzü, gayrimenkulün üzerine arabanızı vesaireyi, hepsi, her şeyi almamız olasıdır. Nasıl orada yani? Ya ben arabamı versem evi veriyorsunuz. Evet, arabanızı, ama biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz galeriye soruyoruz. Bu galeri bunu kaça satar diyoruz. Yani biraz önce yaptığım analiz gibi satılabilir değerden her türlü değer ifade eden, gerek gayrimenkulünüz olsun, gerek arabanız olsun, gerek başka bir şeyiniz de varsa. Mücevher falan. Mücevher falan. O zaten hemen nakite döner. Bunları da içine alabiliyoruz. Bunun üzerine de 15 yıl bankasız finansman sağlıyoruz. Banka faizleri nispetinde bankasız finansman sağlıyoruz. Bu çok süper. Evet. Yani bunu ısrarla üzerinde duralım. Ve banka ipotek masrafı yok, dosya masrafı yok, öyle bir şey yok. 15 yıl boyunca finansman sağladığımız çok güzel bir, çok şık bir proje olacak o. Bitmiş mi bunlar? Bitmiş. 3 farklı safhada bunlar. Bazıları yeni inşaata başladı. Bazıları inşaatın ortasında, yani 6-8 ayda teslim. Bazıları da bitmiş durumda. Ya bitme yani, 3 ayda teslim edilebilecek pozisyonda. Talebe göre. Talebe göre. Bu özellikle bu evlilik sezonuna yönelik hazırladığımız bir projedir. Çok şık bir proje olacak. Yeni evlilerin beğenebileceğini düşündüğümüz dizaynlardır. En üst katta, 3. katta triplex bunlar. Triplex'in 3. katında inanılmaz şahane bir terasları var. Çok güzel Lefkoşa manzarası var. Şiddetle tavsiye ederim. Bir dahaki sefere bunların kataloglarını da getirebilir misiniz? Olur. Neden bize olmasın? Yani, tabii. Memnuniyetle. Eminim şimdi ben de alıcı gözüyle bakıyorum size. Benim gibi birçok arkadaşım da var. Bir arkadaşım daha var özellikle. Harika. O da ev arıyor. Hı-hı. Sizden aldığım bilgileri çıkınca ben ona aktarıyorum. Arkadaşıma aktarıyorum. Harika, süper. Böyle. Ama benim gibi bir sürü insan var, biliyorum. Evet. Yenilik yapmak isteyen, hı-hı, yeni ev almak isteyen. Onun için burada... Son sürat biz bunlara hazırlanıyoruz. Dediğim gibi sezon açılmak üzere. Bunları peşi sıra piyasaya sürmek istiyoruz. Öyle. Bak, İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız da bu Asenya konaklarına ilgi duyabilirler. Evet, evet. Yani onlar için da fiyat çok eder. Uygun. Evet. Yer çok önemli, yer de çok uygun. Hem şehir merkezi, hem serin. Evet, çok serin, inanılmaz serin. Çok güzel manzarası var. Merkezli olmakla birlikte çok ferah. Çünkü tepe olduğu için, bir de evler öyle bir dizildi, tepenin çevresine dizildi. Süper. Evet, çok ferah. Yani hiçbir şekilde önü kapanmayacak durumda. Güzel bir proje olacak inşallah, hayırlısıyla. Onu da büyük ihtimalle Mart başı artık piyasaya, evet, sürmüş oluyoruz yavaş yavaş. Yani çok zaman kalmadı Mart, evet, kapıda. Evet. Başka neler var? Başka şimdilik proje bazında bunlar var. Dediğim gibi bu sosyal sorumluluk projemiz çok iyi gitmekte. Hep bunu defaatendir söylüyorum. Sağ olsun programı izleyen vatandaşlarımız gelip yardım talebinde bulunanlar oldu. Biz bunlara elimizden geldiğince yardım ettik. İnşallah bir faydamız dokunmuştur. Bu konuda İnşallah. Size de çok teşekkür ederim. Bu konuda bir fırsat verdiniz, yön verdiniz. Asıl biz size teşekkür ederiz. Yani... Bizim için bu çok önemli. Çünkü bu sektörden mağdur olan çok insan var. Mağduriyetleri de sonuçta bizleri de etkiliyor. Yani kurulun yanında yaş dayanıyor maalesef. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince bedava olarak, tekrar söylüyorum, gayrimenkulü alıp satarken herhangi bir soru işaretiyle karşılaştığınızda gelip bize sorunuz. Memnuniyetle yardımcı oluyoruz. Duymak Türkiye'nin büyük desteği var bu konuda.
Sağ olsun şu ana kadar 4 hatta 5 kişi gelip bizden yardım talebinde bulundu. Biz de elimizden geldiğince tabii yardımcı olduk. Bravo. Size teşekkür ederiz bu konuda. Gerçekten harika oldu. Estağfurullah. Ben size teşekkür ediyorum. Harika oldu. Çünkü burada bir sürü mağdur insanları konuk ettik. Onların konularını işledik. Bu çok kötü bir durum. Onun için sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Bilinçli olmak için. Yani bilinçli olmak için. Yani bizim hedefimiz o. Bilinç seviyesini arttırmak. Nelere dikkat etmelerini gerektiğini insanlara göstermek. Dikkat ederken sorun olabilecek şeyleri gösterip nasıl çözülebileceği konusunda uyarılarda bulunmak. Bunu yaptık. 4 kişiye yaptık. 5. de bir talep etti. Telefonyen talep etti. O da gelecek. Ben çok keyif aldım bu işten. O açıdan size teşekkür ederim. Gerçekten harika oldu. Ben size teşekkür ediyorum tekrar. Evet, sevgili Asya izleyicileri, duyuyorsunuz Dengiz Bey'i. Bir sürü mağdur insanlara siz de şahit oluyorsunuz. Dengiz Bey'in Remax'ın ekibi de çok bilinçli, bilgili, eğitimlerden geçmiş, lisanslı insanlar. Hepsi seve seve yardımcı olur sizlere. Bizler için zaten onlar. Onun için lütfen bilinçli olun. Çünkü parayı kolay kazanmıyoruz. Evet. Yılların emeklerimizi kazanıp onu işte bir çatı katı sahibi olmak için uğraşıyoruz. Onu da boşu boşuna kötü niyetli insanların eline düşmesin. Onun için lütfen lütfen bilinçlenin ve Dengiz Bey'in anonsunu dikkate alın. Seve seve insanlık bedelsiz namına olarak. Hiç para karşılıksız kendisi ve bütün elemanlarıyla birlikte size hizmet vermek için hazırdılar. Onun için lütfen bu duyuruyu dikkate alın. Evet, programımızın sonuna geldik. Harika. Neler söylemek istersiniz son olarak? Havaya ilk cemre düştü. Artık bahar geliyor. Gözümüz aydın. Gözümüz aydın. Hayırlısı olsun. Biz o kadar güzel memlekette yaşıyoruz ki cemre düşse de düşmese de güneşi görüyoruz. Ben çok seviyorum. Yani bir gece soğuk oluyor. Ertesi gün yine güneş var. Hakikaten bazen biz kıymetini bilmiyoruz. Bu ülke çok güzel bir ülke. Evet, bu ülke çok, çok güzel bir ülke. Ben ülkeyi çok seviyorum. Bahar geliyor. Şimdi her şey çiçekler açacak, laleler çıkacak, kırmızı kırmızı. Mendoş laleleri. Evet, evet. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Kıymetini bilelim. Biraz bilinçlenelim temizlik konusunda, çevre konusunda. Birazcık bunlara da dikkat edersek bence yaşanabilecek en güzel ülkelerden birinde yaşıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Evet sevgili Asya izleyicileri, yine haftaya çarşamba yine aynı saatte biz Dengiz Kürşat Bey ile birlikte sizlerin karşısında olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Seçkin bir site içinde konforlu bir villanızın olmasını ister misiniz? Günün yorgunluğunu muhteşem bir şehir manzarası karşısında atmak ister misiniz? Cevabınız evetse Asenya Konakları sizleri bekliyor. Buyurun Show House'da misafirimiz olun, site içinde yapacağımız küçük turumuzla yeni hayatınızı seçelim. Geniş bahçeleri, kapalı garajları ve muhteşem mimarisiyle Asenya sizi bekliyor. Hem de eski evinizi değerlendirmek istediğiniz arsanızı da peşinattan sayalım, siz söyleyin, ödeme planınızı sizin istediğiniz gibi hazırlayalım. Tabii 15 yıla kadar bankasız, kefilsiz, vade imkanından, Türk koçanından bahsetmiyoruz bile. Daha bahsetmediğimiz neler mi var? Danışmanlarımız Asenyaları sizlere anlatmak için gelmenizi bekliyor. Hadi yeni bir ev almayın. Asenya Konaklarında herkesin kıskanacağı bir hayata yatırım yapın.